Evet, son videoda timeskip öncesi 10 dövüşü sizin için sıraladım ve siz de beğendiniz, devamını istediniz. Bugün de o beklenen videonun devamı geliyor. Zaman atlamasından sonra en iyi 10 dövüşü sizin için seçtim. Katakuri vs Luffy veya Luffy vs Doffy, kendi görüşüm olarak değerlendirdiğim bu top 10 introdan sonra sizinle olacak. Şimdi arkadaşlar, ondan aşağı saymadan unutmayın, Roger vs Whitebeard gibi mangada tek sayfa olan şeyleri değerlendirmemeye çalışacağım. Hani mümkün oldukça daha dövüş diyebileceğimiz olayları değerlendireceğim. Bunun dışında, hani unutuyorsunuz, ben şimdiden diyorum, kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı da unutmayın. 10. Luffy vs Caesar Cloud. Niye 10. sıralamada bu diyenlere cevabım aslında çok basit. Maalesef timeskip sonrası arklar herhalde çok uzadığı için dövüşlere o kadar önem verilmedi. Ve bence bundan dolayı da az çok üst seviye uzun vadeli dövüşlerde de bulunacak bu top liste. Yani ondan dolayı da bu dövüş bu listede zaten. Ve Caesar Clown'un bu listede olma sebebi, her şeye rağmen iyi ve güzel bir dövüştü. Ha, mangada tek taraflı falan biliyorum ama animeye, yani animeden bakarsak da fena bir dövüş değil. Mugiwara no Luffy. Dokuz. Luffy vs. Howdy Jones. Luffy vs. Howdy Jones da Caesar Clown gibi o kadar üst seviye dövüşlerden değil. Ama Caesar'ın önünde olması bu dövüşün bir büyük sebebi var. O da Red Hawk saldırısı. Bu dövüşe değişik bir hava verdiğini diyebiliriz bence açık bir şekilde. Sekiz. Bartolomeo vs. Gladius. Evet, Bartolomeo vs. Gladius. Gelelim bu videonun bence ilk heyecanlı dövüşüne. Barto Luffy'lerin en büyük fanboyudur. Bir nevi bizi bile temsil ediyor diyebiliriz. Ve bu yamyam Barto gizemli bir şekilde turnuvadan üst turu atlamıştı. Ve sonra da Gladius gibi zor birini karşısına aldı ve onu başarıyla tamamladı. Yani yendi. Peki niye diğer iki dövüşün üstünde görüyorum? Bence gayet basit. Son saldırıda yaptığı pistol saldırısı ve bu kadar duygu yüklü olması da bu dövüşe diğerlerinden net daha iyi diyebileceğim bir sebep. Pistolü! Yedi. Law vs. Vergo. Law vs. Vergo dövüşü Smoker ve Sanji'nin yenememesinden sonra ortaya çıkan bir eşleşmeydi. Law bir Shichibukai ve Luffy ile aynı güçte denilen biriydi. Ve Vergo da Doflamingo'nun çok önemli bir adamı. Hani zemin çok uygundu. Bunun da üstüne bir de Law Vergo geçmişi açıklanınca tamamdır, aldık biz alacağımızı. Bu dövüşün üstüne ne biliriz değil mi yani? Dövüş efsane güzeldi, efsane hoştu. Duygu yüklüydü, başarılıydı ve sadece vurma dışında hani bir iki yine tekniklerin daha fazla olduğu zevk veren eğlenceli bir dövüştü benim için. Altı. Big Mom vs. Queen. Evet, bu iki cüsseli karakterin mücadelesi benim 6. sırada. Big Mom'u Wall Cake'de görmüştük. Hani kimse hiçbir şekilde zorlayamadı. Hani ne Capone, ne Sanji, ne Windsmoke'lar falan, yani hepsine tek attı diyebiliriz. Hafızasını kaybetti ve hafızasını kaybettikten sonra Wano'da Udon'a girmesi karşısında Queen'i bulması biz izleyicinin aklından şunu geçirtti. Aha,
Queen şimdi sıçtı. Ama öyle olmadı. Big Mom bizi şaşırttı ve yenildi bir nevi. Hani direkt yenilmedi ama Big Mom gibi biri için orada ne olursa olsun o şekilde sonlandırılması bizim için Big Mom'ın yenilgisi anlamına gelir. Ve şunu da demeden edemeyeceğim. Hani beklenmedik sonuçları seven ben burada çok etkilendim. Çok da hoşuma gitti. Neyse Queen olayına girmiyoruz ama çok hoşuma giden kısa öz tadında bir dövüş. Beş. Frankie vs. Senior Pink. Evet. Senior Pink Frankie eşleşmesi olduğunda belki birçoğumuz bu nasıl sıkıcı bir eşleşme olacak dedi. Frankie ve Senior Pink gibi cüssü üzerinden birileri güreşiyor ve kapışmaları kimseyi başta heyecanlandırtmıyordu. Hani tek içimizde olan bir heyecan şuydu. Frankie'yi dövüşürkene göreceğiz. Ve bunu bekleyen de çok kişi vardı yani onu da diyelim. Ama Senior Pink denen bebek kostümlü bu karakterin bu emzik ve bebek kostüm olaylarını öğrenince duyguların da bayağı dolu olduğu bu dövüşte hani bazılarınız için ne ilk üçte bile olabilecek diyebileceğimiz bir dövüş. Hani izleyici olarak bir tarafınızı tutarsınız ya. Bu durumda da bu iki taraf genellikle hasır şapkalardan biri olur. Ama burada Senior Pink'in hikayesinden dolayı yenilsin istemedim. Ha onu diyeyim size. Bence bunu tek ben değil siz de düşünmeli. Çünkü Senior Pink bize düşman olarak o saygıyı verdi ve biz o saygıyı ona verdik sonunda. Ve benim için bundan dolayı net 5. sıram. Omae no me wa kushiyana ka? Ha? Teme, doko kara waite dete kita? Strong Writer! 4. Law vs. Doflamingo. İki büyük karakter, iki büyük intikam ve tek bir kazanan. Law Shichi Bukai olarak beklentilerimizi çok yükseğe çıkaran biridir. Bir de Luffy ile eşit gösterilmesi falan bu düşünceyi de bayağı sağlamıştır. Ama diğer taraftaki ne Luffy ne de Law'un bugüne kadar denk geldiği birine benzer. Ve öyle de oldu. Bu Law çetin bir dövüş sonrası hatta kolundan bile oldu ta ki Luffy gelene kadar. Şöyle diyeyim bu dövüşün tadı da tuzu da gerçekten çok efsanedir. Ve özellikle hikayesinin olmasını da çok kaliteli kılardı. Üç. Brook vs. Big Mom. Evet başta bir şey dedim. Mangada çok yer almayan dövüşleri bu listede pek yer vermeyeceğim diye bir şey dedim. Ama bu bir istisna. Brook vs. Big Mom seride karşımıza çıkan en şaşırtıcı eşleşmelerden biridir. Brook o güne kadar tayfa için ne önemli bir dövüş oldu ne de başka çok önemli bir şey yap o güne kadar. Ama Big Mom karşısına çıkınca birçoğumuz yok artık dedi ve Brook her şeye rağmen nasıl çabaladığını bize gösterdi. Ve bence çok güzel bir dövüştü. Keşke daha etkili bir son olsaydı. Yani daha bir efsane olsaydı sonu diyebileceğim gibi. Doğu koyete yasasıyı kara. 誰かのために犠牲になると決めたらもう動かない片や我が船長は自分の思いを信じ抜き突き進む男その決着は若き二人が決めること2. Luffy vs. Doflamingo. Evet şimdiye kadar saydığım dövüşlerin net üstünde olan bir dövüş vardır o da Luffy vs. Doffy. Doflamingo şu ana kadar gördüğümüz en etkileyici rakiplerden olması yanı sıra karakter kendi kendiliğini kötülüğü resmen temsil ediyor. Ve güç üstünlüğünü ilk Jozu sonra Law gibi karakterlere karşı gösterdi. Hatta kafesiyle Fujitora ve Zoro gibi karakterlerin de geçemediği bir tekniği vardı. Ve karşısına bizim başrolümüz geçmiştir. Ve Luffy'nin yeni tekniğini bile karşımıza çıkartmıştı. Luffy uzun zamandır bu kadar zorlanmıştı. Ve dediğim gibi gear formu ile tartışmasız ikinci sıranın sahibi. Birinci sıra
sıraya geçmeden listeye almadığım ama alsam da bence hiçbir şey bozulmayacak dövüşle. Luffy vs. Bellamy eskiyi hatırlamak için de günümüzdeki farkı da göstermek için de gayet güzel bir dövüştü. Zoro vs. Monet. Dövüşten çok tekleme olsa da bu ikisinin lafına edesim vardı. Çünkü birinin korkudan donup kalması kadar epik bir şey olamaz. Roger vs. Beyaz Sakal. Bu tarz birçok dövüş oldu timeskip'ten sonra ama aslında bir kılıç çekme gibi sahneler olduğu için bu listeyi direkt almadım. Burada da isimlerini söylemesem ayıp olurdu. Ondan dolayı da söylemeyi gerekti. Peki bir numaram ne? Luffy vs. Katakuri. Evet, Katakuri'nin seriye girişi birçok karakterin aksine öyle önceden söylenmedi. Whole Cake'e geldik ve lafa edildi kısa bir şekilde. İlk sahnesi 5 saniye öncesinde falan görebildiğini bize gösterdi. Hani tehlikesini Katakuri bize fark ettirdi. Ben şahsen başta Sanji ile kapışsın diye hayal kuranlardandım. Bizi biraz üzdü Oda Sensei ama sonradan ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Yani Sanji hayalim zaten Oda'nın çizdiği o hikayede olamayacak bir şeydi o zamanlar. Ondan dolayı Luffy ile çok efsane bir dövüş yaptı ki tadına doymadık desem de yeridir. Yani birçok karakterin aksine Katakuri'nin bir çizgisi vardı bir kere. Kendi kuralları, kendi kitabı ve bir karakterin zaten en sevilme sebeplerinden biridir bu. Luffy ile çok uzun bir dövüş gerçekleştiriyor ve bu dövüş bitmek bilmiyor. Bazı yerleri yorsa bile genellikle üst seviye bir dövüş ve özellikle Katakuri'nin dürüst olsun diye kendini yaralaması veya Donuts olaylarından dolayı geçmişinde bir de ortaya çıkması veya Snake Man formunu düşünürsek yani her şeyle beraber net bir numaradır. Büyük ihtimal birçoğumuz diğer dövüşlere göre yeni olan bu dövüşü birden fazla izlememişti. Şimdi şöyle bir şey var. One Piece bitmeyen bir seri ve Wano'da yani ve Wano'yu düşünürsem top 10'a rahat kafadan 5 dövüş eklenilebilir diye diyebilirim. Ama şu anki duruma göre animeyi baz alarak böyle bir sıralama çıkarttı. Bugüne kadar hesap yaparsak size göre bu top 10 doğru mu? Fark ettiyseniz ne bir Sanji ne bir Zoro göremiyoruz. Bunun sebebi de ki bunu çok eleştiriyorum. Timeskip sonrası bu karakterler çok arka planda kaldı. Yani Sanji arka olduğu bir Whole Cake'de bile Sanji'ye adam akıllı bir dövüşün verilmemesi bence bunun özetidir. Neyse Wano'da bir şeyler değişiyor diye sonlandıralım bu videoyu. Sonuç olarak sizin sıralamanızda ne değişik olurdu? Yorumlarda bunu belirtin. İlk Top 10 Fight videosunu ve One Piece evrenin bütün kılıçların olduğu videoyu sona ekliyorum. Ve eğer ki bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Abone olmayan cisimler de abone olsun. Abone olsun ki abone olmuş olsun. Ben Kaçar. Hoşça kalın.